Apple her sene Haziran ayında sektör profesyonellerine yönelik bir hafta süren bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte yazılımla ilgili, tasarımla ilgili, yeni işletim sistemi ve yeni ürünlerle ilgili çeşitli konferanslar, birebir görüşmeler ve workshoplar olur. Buna WWDC diyorlar. Açılımı Worldwide Developer Conference. Yani dünya geneli yazılımcı konferansı. Ve geleneksel olarak Apple her sene WWDC'nin açılış sunumunda yeni işletim sistemlerini tanıtır. Bu sene de gelenek bozulmadı. Apple yaklaşık 2 saat süren uzun bir etkinlikte yeni işletim sistemlerini detaylı şekilde tanıttı. Ama merak etmeyin, gelen yenilikleri öğrenmek için 2 saatlik bu sunumun tamamını izlemenize gerek yok. Çünkü ben size hepsini özetleyeceğim güzel bir şekilde. Normalde WWDC etkinliklerinde çok fazla yeni cihaz tanıtımı görmeyiz. Genelde hep işletim sistemi tanıtılır. Ama bu sene Apple etkinlikte tek bir tane yeni cihaz tanıttı. Yeni MacBook Air. MacBook Air'ların şeklini, şemalini falan tamamen yenilemişler. Biraz yeni MacBook Pro'lara benzemiş. Yani altında böyle küçük ayakları falan var, biraz daha oval tasarımı var. Acayip inceltmişler ve hafifletmişler. Yüksekliği sadece 1.1 cm. Ağırlığı da 1.2 kilogram. Bu kadar ince ve hafif olmasının yanında M2 çipi sayesinde önceki modellere göre 1.5 kat daha yüksek performans gösteriyor. Bunun yanında parmak izi okuyucusu, True Tone teknolojisi, 18 saate kadar pil ömrü gibi bir MacBook Air'den bekleyeceğimiz bütün özelliklere sahip. Fiyatı ise 25.999'dan başlıyor ve 52.000'e kadar çıkıyor. Sırada iPhone'lara gelen yeni işletim sistemi iOS 16 var. Ki bence bu sene en büyük yeniliği iPhone'lar için yaptılar. Yeni işletim sisteminde de gelen en büyük özellik kilit ekranı. Şimdi Apple Watch kullananlar bilir. Apple Watch'ta saat kadranlarını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Saatin ekranına uzun bastığımızda kadranı değiştirme seçeneği çıkıyor. Ve kadranı değiştirdikten sonra da seçtiğimiz kadranın renklerini, fonksiyonlarını değiştirerek bunu da ayrıca özelleştirebiliyoruz. Artık iPhone'larda da ekrana uzun bastığımızda karşımıza farklı kilit ekranı seçenekleri çıkacak. Yani birden fazla kilit ekranı tasarlayıp modumuza göre kullanabileceğiz. Kilit ekranlarındaki tarih ve saat bilgisinin de stilini değiştirebileceğiz. Ayrıca bildirimler de artık ekranın ortasında değil, en altında kompakt bir şekilde görünecek. Bunlar kilit ekranına gelen tasarımla ilgili özellikler. Ayrıca kilit ekranına çeşitli fonksiyonel özellikler de eklendi. Kilit ekranına artık widgetler ekleyebileceğiz. Bunlar alarm kurma olabilir, takvim olabilir, antrenman başlatma olabilir, aktivite halkaları olabilir, yani aklınıza ne gelirse. Yani tıpkı saat ekranındaki widgetleri kendimize göre değiştirebildiğimiz gibi, iPhone'ların kilit ekranındaki widgetleri de değiştirebileceğiz. Böylece kilit ekranları çok daha özelleşmiş ve kişiselleşmiş olacak. Bunun dışında iOS 16 ile beraber iPhone'larda çok kullandığımız uygulamalara çeşitli yenilikler, güzellikler geldi. Örneğin fotoğraflar uygulamasına yeni ve akıllı paylaşma seçenekleri geldi. Mesajlar uygulamasında mesajı edit etme ve gönderilen mesajı geri alma gibi yeni özellikler eklendi. Ayrıca mesajlar uygulaması üzerinden artık notlar, sunumlar, Safari sekmeleri, anımsatıcılara kadar hemen her şeyi paylaşabileceğiz. Apple mesajlar uygulamasını sürekli geliştiriyor ama Türkiye'de biz mesajlar uygulamasını çok fazla kullanmıyoruz. Yani herkes WhatsApp kullanıyor burada. Ama geçen sene Amerika'ya gittiğimde orada yaşayan Z kuşağı kuzenlerimin hiç WhatsApp kullanmadığını görünce çok şaşırmıştım. Burada herkes mesajlar uygulamasını kullanıyor demişlerdi bana. iOS 16 ile beraber yine Türkiye'de çok fazla aktif şekilde kullanmadığımız HomeKit ve CarPlay'e de bir sürü yeni özellik geldi. HomeKit, evde kullandığımız bütün cihazları telefonda yönetmeye yarayan bir uygulama. Evin içinde bir sürü farklı çeşit cihaz kullandığımız için bunların birbiriyle senkronize çalışması biraz zor. Ve Apple aslında buna bir standart getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla HomeKit de bununla ilgili bazı geliştirmeler yaptıklarını söylediler. Ama asıl bomba gelişme CarPlay'de. Şimdi normalde CarPlay uygulaması telefonun ekranını arabanın ekranına yansıtır ve araba kullanırken gelen aramalara cevap verme, haritaya bakma, müzik dinleme gibi işleri kolaylıkla yapmamızı sağlar. Yani aslında CarPlay, araba kullanırken telefonun bazı özelliklerini hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde kullanmaya yönelik geliştirilmiş bir özellik. Ama yeni CarPlay ile beraber CarPlay'in fonksiyonlarını çok daha geliştirdiler. Birincisi, yeni CarPlay ile arabanın bütün gösterge ekranları tasarlanabilecek. Yani arabanın hızı, yakıt durumu, uyarı ve arıza bildirimlerinin tamamı artık CarPlay ekranında görünecek. Ayrıca arabanın radyosundan klimasına kadar bütün yönetimi de CarPlay ile yapılabilecek. Yani bu özellikle beraber aslında bütün arabanın yönetimini de yine CarPlay üzerinden yapmaya başlayacağız demektir.
Ama Carplay'e gelen bu özellikler seneye çıkacak dediler. Türkiye'ye gelmesi ne kadar sürer bilemiyorum. Bende henüz eski simple versiyon Carplay bile yok. Bunların dışında Safari'ye sekmeleri paylaşma özelliği, sonra haritalara 15'e kadar durak ekleme özelliği, maillere göndermeyi geri alma özelliği gibi ufak yenilikler de eklendi. Şimdi bunları geçiyorum çünkü daha anlatacağım çok şey var. Gelelim iPad'lere. iPhone'lara gelen bütün bu saydığım özelliklerin hepsi iPad'lere de geldi bir kere. Bunun dışında iPad'lere gelen en güzel yenilik sahne yöneticisi adını verdikleri bir özellik. Sahne yöneticisi özelliği aynı anda birden fazla iş yaparken pencereleri düzenlemeye ve tek bir ekranda birden fazla pencereyi görmeye yarıyor. Bu özellikle beraber uygulamalar arasında geçiş yapmak çok daha kolay olacağı benziyor. Ben iPad'imi kullanırken her zaman aynı anda birden fazla pencere kullanıyorum. O yüzden benim işimi en azından çok kolaylaştıracak diye düşünüyorum. iPad'lere gelen ikinci büyük yenilik ise Freeform adını verdikleri yepyeni bir uygulama. Freeform uygulaması toplantılarda not almayı ve beyin fırtınası yapmayı kolaylaştırmak için geliştirilmiş, çok büyük bir kanvas gibi düşünebilirsiniz. Freeform uygulamasında grafik çizebilirsiniz, uygulamaya fotoğraf veya video ekleyebilirsiniz, not ekleyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz falan. Şu anda uygulama marketlerinde buna benzer uygulamalar var. Ben de daha önce buna benzer uygulamalar kullandım. Ama bu Freeform hepsinden daha kapsamlı gibi görünüyor. Bakalım geldiğinde test edip göreceğiz. Şimdi geliyoruz Mac'lere gelen yeni işletim sistemi macOS Ventura'ya. Tabii ki de iPhone ve iPad'lere gelen bütün bu yeni özelliklerin hepsi Mac'e de geldi. Aynı zamanda iPad'lere gelen sahne yöneticisi ve Freeform özellikleri de yine Mac'lere gelmiş oldu. Ben burada FaceTime'a gelen ve Handoff adını verdikleri yeni bir özellikten söz etmek istiyorum. Şimdi ben birden fazla Apple cihazı hep aynı anda kullanıyorum. Ve bir FaceTime araması geldiğinde biliyorsunuz bütün cihazlara birden geliyor. Şimdi diyelim masamın üstünde, önümde tabletim varken FaceTime aramasını başlattım. Sonra kalkıp gitmem gerekiyor ama FaceTime aramasını telefonuma taşıyamıyorum. Yani buradan FaceTime aramasını bitirmem lazım, telefonumdan tekrar aramam lazım. Bu benim için gerçekten her zaman problem yaratıyordu. İşte buna çözüm olabilecek handoff özelliğini getirdiler. Şöyle ki, artık mesela tabletimden FaceTime aramasını yaparken ya da bilgisayarımdan FaceTime araması yaparken telefonumu yaklaştırdığımda aynı FaceTime araması telefonumda görünecek ve buraya tıkladığımda FaceTime araması telefonuma geçecek. Dolayısıyla aramayı bitirmeden telefonum üzerinden görüşme yapmaya devam edeceğim. Bu gerçekten beni çok heyecanlandıran bir özellik. Mac'lere gelen başka güzel bir özellik de iPhone'ları artık webcam olarak kullanabilme özelliği. Bunun için ayrıca bir yazılıma falan da ihtiyacımız yok. Belkin küçük bir aparat geliştirecekmiş. O aparatla telefonu bilgisayara takıp telefonun kamerasını webcam olarak kullanabilecekmişiz. Ayrıca görüntülü konuşmalar yaparken bir yandan ön kamera bizi çekerken bir yandan arka kamera masayı ya da odanın başka bir taraflarını da çekebilecekmiş. Son olarak geldik watchOS 9, yani saatlere gelen yeni işletim sistemi. Saatte özellikle antrenman uygulamasını çok geliştirmişler ve iyileştirmişler. Buna çok sevindim çünkü saati zaten antrenman ve aktivite uygulamaları için kullanıyorum diyebilirim. Antrenman uygulamasına gelen bazı yeni özellikler şöyle. Birincisi, artık antrenman yaparken ekranda daha fazla bilgi görünecek. İkincisi, antrenman esnasında kalp atış hızımız antrenman verileriyle eşleşecek ve antrenmanımızı hangi yoğunlukta yaptığımızı göreceğiz. Üçüncüsü ise antrenmanları hani başla bitir gibi değil de ısınma, yoğunluklu çalışma ve soğuma gibi bölümlere ayırabileceğiz. Bunlar antrenman özelliğine gelen yeniliklerden sadece bazıları. Bunun dışında saate 3 tane yeni kadran geldi ama öyle tasarımları çok olağanüstü mü? Bence değil. Herkes bu sene acaba third party saat kadranına geçilir mi diye düşünüyordu. Yani çünkü dışarıda böyle saat kadranı tasarlamak isteyen bir sürü iyi grafiker var. Ama maalesef böyle bir özellik getirmediler. Yine Apple'ın kendi geliştirdiği kadranları kullanmaya mecburuz. Yine herkes bu seneki etkinliğin artırılmış gerçeklik üzerine olacağını söylüyordu. Ama artırılmış gerçeklikle ilgili de hiçbir şey söylemediler. Apple'ın kendi sanal gerçeklik gözlüğünü kullanacağına dair bir sürü dedikodu dolanıyor etrafta. Onunla ilgili de bir tane bile bir şey geçmedi. Bütün bu özelliklerin gelmesi için biraz daha beklemek zorundayız demektir. Bu seneki WWDC etkinliğinde öne çıkan yenilikler bence bunlar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.